Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bebek mendilini nasıl işlemeye başlarız onu anlatmaya çalışacağım. Mendilin ortasını bulmamız gerekiyor ilk önce. Mendilimizin ortası bu kısım oluyor. Desenimizi zaten göstermiştim önceki videomuzda. Desenimizin karelerini sayıyoruz ilk önce. Kaç kare var? Soldan sağa, yukarıdan aşağıya doğru. Soldan sağa doğru saydığımızda 26 kare var. Ben ortayı buldum. Şimdi burası mendilimizin ortası. Sağında ve solunda 13 santim bırakacak şekilde sayıyorum. Yani bu kelebeğin bitmişi buraya gelmesi gerekiyor. Şimdi işlemeye başlayabiliriz. Ben iğnemi, ipimi geçirmiştim daha önceden. Minik bir düğüm atacağım. Şablonda ortasını burası olarak göstermiş. Buradan başlayabiliriz. Sökülebilir etemenin bu aralarındaki geniş delikler var. Oralardan geçiriyoruz. İğnemizle. İlk sırasını yaptım. Şimdi altını tamamlayacağım. Şimdilik yan yan yapıyorum. Daha sonra çarpıyı yaparak yukarı döneceğim.
kelebeğimizin alt kısmını tamamlamak üzereyim. Bakın burada ufak bir boşluk var. Arkada ipi uzatmamak için ben şöyle alt kısmından atlatıyorum ipi. Arkası daha temiz görünüyor. Ortada 3 kare boşluk bırakmış. Biz de bu şekilde devam ediyoruz. Ve sonrasında turuncu yerini tamamlıyoruz. Şimdi burasını ben tamamladım. Kırmızı yerini yapacağım. Bunu yapmak için ipimi hemen kesmiyorum. Çok fazla ip sarkıntılı olması hoşuma gitmiyor. Kirli bir görüntü oluyor. Bu yüzden ipimi koparmadan boş bir yerde bekletiyorum. Yine tek sıra olarak sonuna kadar gidiyorum bu rengin. Dönüp çarpımızı tamamlıyoruz. Bu ipi kenarda bekleteceğim. İkinci renge, üçüncü renge geçiyorum şimdi. Evet arkadaşlar, videonun uzun olmaması için ben işlemimi tamamladım, öyle geldim. Şimdi bu etamini buradan nasıl sökeriz onu göstereceğim sizlere. Kaslağımı açıyorum. Şöyle göstereyim. Şablonum da burada. Önce teğeni söküyorum. Kenarlardaki fazlalıkları alıyorum. Sonra tek tek sökmeye başlıyorum. Çok kolay sökülüyor. Bakın. Önü böyle. Arkası da böyle.
Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.